Dünya Sağlık Örgütü olarak her yıl Mayıs ayının ilk Salı günü Dünya Astım Günü olarak kutlanıyor. Dünyada ve ülkemizde her yıl Mayıs ayının Salı günü Dünya Astım Günü olarak belirlenmiştir. İlhat Sağlığı Müdürlüğü Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Engelliler Birim Sorumlusu Gülsüm Koç, Aksu Haber'e Dünya Astım Günü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Astım hastalığı hava yollarında daralmaya neden olan, krizler ataklar halinde seyreden kronik bir akciğer hastalığıdır. Bu hava yollarındaki daralmanın nedeni mikrobik olmayan bir iltihaplanmaya bağlı olarak hava yolu duvarlarının şişmesine bağlı olarak gelişmektedir. Koç, her 12-13 yetişkinden birisi ve her 7-8 çocuktan birisinin astım hastası olduğunu ifade etti. Dünyada 300 milyon kadar kişiyi etkileyen bu hastalık, ülkemizde her 12-13 yetişkinden birisi ve her 7-8 çocuktan birisi astım hastasıdır. Bu hastalığın belirtileri yine öksürük, hırıltılı, hışıltılı, ıslık sesi tarzında nefes alıp verme, sık sık seyreden nefes darlığı ile kendini göstermektedir. Astım hastalığının tedavi edilebilirliği hakkında açıklama yapan Koç, astım hastalarının spor yapabileceğini vurguladı. Astım hastalığında tedavinin amacı bu hastalığın kontrol altına alınmasıdır ve sağlanan iyilik halinin devam ettirilmesidir. Uygun ilaç tedavisiyle astımlılar iş, okul ve benzeri gibi günlük yaşamlarına devam edebilirler. Çevresel olarak yakınmalarını artıran faktörlere dikkat etmeleri halinde günlük yaşamlarında diledikleri birçok şeyi yine yapabilirler. Evet, astım hastalığı kişilerin spor yapmalarına engel değildir. Astımlı hastalar doktorlarıyla paylaştıkları ve çevresel risk faktörlerinden uzak durdukları halde sporlarını yapabilirler. Bu yüzme olabilir, hafif tempoda koşu ve kısa yürüyüşler olabilir. Geç tanı ve yetersiz tedavi nedeniyle birkaç adım atmakta bile nefes darlığı çeken, sık astım krizlerine giren ve hayatını kaybeden hastalar olduğu da unutulmamalıdır.